Herkese iyi günler. Bugünkü sorumuz gördüğünüz gibi ekranlarınızda. Bu soru Amerika'da ortaokul öğrencilerine verilen bir sınavda 6. sınıf öğrencilere sorulmuş. 6. sınıf bizim yani ortaokul 1 dediğimiz ortaokul 1 öğrencilerine sorulmuş. Güzel bir soru. Şöyle yan tarafa ortaokul bir. Ondan sonra ne diyorlar? Şu verilenlerin ışığı altında şu toplam kaçtır diye sorulmuş. Soru bu. Ee, güzel bir soru, orijinal bir soru ve inanın bu soruyu SAT'de yani e, Amerika'da üniversiteye gitmeye e, hazırlanan öğrencilere verilen sınavda sorsanız ya da Türkiye'de ne bileyim? ...temel yeterlilik sınavında sorsanız... ...öğrencilerin yarıdan fazlası bu soruyu yapamaz. Ee, oldukça güzel, enteresan bir soru. Ve de basit bir soru aslında ee, görebilirsiniz. Evet, isterseniz burada videoyu durdurup soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa e, başlayalım. Şimdi burada... E, yani ilişkileri, matematiksel ilişkileri görebiliyor musunuz, göremiyor musunuz? O yüzden sorulmuş olan bir soru bu. Burada tek görebilmeniz gereken şey, yani şuraya baktığınızda tek görebilmeniz gereken şey, şu 1 artı 2 eşittir 3 verilmiş. Bu aynı zamanda 2 üzeri 2 eksi 1'dir. 1 artı 2 artı 2'nin karesi eşittir 7 verilmiş. Bu aynı zamanda 2 üzeri 3 eksi 1'dir. Neden? Yani şu işlemi yaparsanız 4 eksi 1, 3. 8 eksi 1, 7. 1 artı 2 artı 2'nin karesi artı 2'nin kübü 15 verilmiş. Bu aynı zamanda 2 üzeri 4 eksi 1'dir. 2 üzeri 4, 16 eksi 1, 15. Dolayısıyla yani şu ilişkiyi gördüğünüz anda şunu 1 artı 2 artı 2'nin karesi artı bu böyle gidiyor. Nereye kadar gidiyor? 2 üzeri 100'e kadar gidiyor. Dolayısıyla bunu 2 üzeri 101 eksi 1 olarak yazabilirsiniz. Tabii şıklara baktığınızda bu yok. Bu yok ama şu var. Çünkü 2 üzeri 0 eşittir 1'dir. Dolayısıyla bu eşittir. 2000 minus 2 üzeri 0. Evet. Sorunun cevabı bu. Teşekkür ediyorum. Bugünlük de bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.